Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi Büyük Dünya Savaşı'nın sona mı olacaktır? Büyük Dünya Savaşı'nın hemen akibinde olacaktır. İşte onu söylüyoruz biz de şimdi. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından bugüne kadar bize ulaşmış olan, gelmiş olan haberdir, müjdelerdir. Büyük Dünya Savaşı olmuş Şeyh Efendi, olmadı diyor. Sen bu kadar seviyorsan, Oldu diyorsun. Olmadı. Şeyh Efendi Mehdi yaşıyor. Çıkmadı. Sen çıktı diyorsun. Ara bul diyorsun. Şeyh Efendi aramakla bulunmaz diyor. Biz de diyor aramakla bulunmazsın. Onu dedik. Zaten onu dediğimiz için bize sinirlendi, öfkelendi değil mi? Bizimle onun, benim onunla daha önceden yaptığı bazı şeyleri tasvip etmiyordum ama Şeyh Efendi bana ne dedi? Beni gendirmez, Değil mi? Fakat biz daha bir şey söylemeden bize saldırmaya başladı, iftiralar atmaya başladığı için de ona birkaç cevap verdik. Cevap verince de daha fazla ateşlendi. Olmaz. Öyle yobazdır bunlar demekle işi kapatamazsın. Biz yobazsak sen de dinsizsin o zaman. Onu da unutma. Onun için... E, aklına aklını başına alsın. Kendi kendisi için, bizim için değil. Bize ne yapabilir ki? Ne yapacak? Yapabileceğini zaten yapıyor. Biz ondan ne iyilik beklerik ne kötülük beklerik. Allah kötülerin şerrinden bizi korusun. Onu deriz sadece. Anladın mı? Onun için e, akıllı iş değil o. Yapılan işler de akıllı iş değildir. Şeyh Efendi över. O onu gidip sorsunlar Şeyh Efendi'ye niye övün diye. Onu ben sormam şey Şeyh Efendi'ye. Ama ben bunu söylerim. edepsizlerim, derim, ahlaksız herif derim. Sen kimsin ki benim insanıma, Anadolu insanıma diyorsun anasının babasının önünde donunla kız gezebilir ahlaksız herif. Sana diyorum o zaman. Sen de git ananın kucağına otur donulan. Evet, bu herkesedir o zaman. Edepsiz bu. Şeriatı çiğnedin orada sen. O zaman benim sana söz söyleme hakkım vardır. O zaman şikayetim varsa gidersin Şeyh Efendi'ye dersin. Ama dedik ya böyle dersin. Sen beni övüyorsun. Fakat senin veli vekilin var. Halifelik ilan etmiş kendi başına de. Nasıl istersen de. Ben Şeyh Efendi'nin halifesiyim. Evet. Halifelerindenim. Senin halifen de bana böyle saldırıyor de. Ben millete donla geziyorum evinde. O da bana saldırıyor de. Bunu de. <laughs> Allah Allah. Ben diyorum ki sen diyorsun Mehdi arayınız. O da diyor ki hayır. Mehdi aramakla bulunmaz de. Gidip sordun işte. En halis adamını gönderdin oraya. Telefondan sana talimat verdi. <laughs> Oradan bu soruyu sorun diye. Değil mi ya? <laughs> E ben orada değildim ama evet talimatlar geliyordu. Bu soruyu sor. Efendim, Mehdi Aleyhisselam'ı arayalım mı? Öyle mi dedi? E ne arayacaksın dedi şey efendim. Aramakla bulur musun? şimdi sen onu? O bizi bulsun. Ha? <laughs> Biz de onu diyoruz ya. Sen Mehdi'ysen bizi bul. Allah Allah. <laughs> Biz seni ne bulacağız? Biz seni nasıl bulalım ki? Mehdi bizi bulacak. Ne akılsızlık bu be. İşte orada bitti, sıfırlandı. Çıkıp o zaman diyeceksin bu halka, eğer hayır samimiyetten bahsediyorsun, samimi imandan bahsediyorsun. O zaman çıkıp bu halka diyeceksin. Ben bu kadar sene böyle düşünüyordum. Yanılmışım. Mehdi aranmakla bulunmazmış. Ben ve siz oturup bekleyeceğiz. Mehdi gelip bizi bulsun. De bu sözü o zaman. O zaman ne halt istersen ya dönüp bakmam sana ben artık. Ama iftira, e iftiraları bol bol atıyorsunuz zaten. Hem o atıyor hem etrafındaki bazı şahsiyetsiz her gün kapı değiştiren köpekler var. Onlar zanneder ki bilmiyoruz, siz de iyi tanırız. Siz onlardan daha beter iş yapıyorsunuz ama günü gelir sizin gününüze gelir merak etmeyin. Yakında belli olur. At mıdır, eşek midir önde belli olur. Onun sırayla alır her işler. Tabii doğrudur. Daha önce ne saldıranlar oldu? Onlar kimisi ya tövbe etti, geldi şeyh efendi önünde emekledi karşımızda. Ya gelip aman dedi, özür dilerim dedi işte. Dedi. Ama halka mı mı? Yok. Şeyh biliyor, evliyalar biliyor, peygamberi o yeter bize. Buyur, başka.